Aşağıda KLMN dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. KLLM'ye KNMN'ye diktir. KLMN zeminini cilalamak için kullanılacak bir kutu cila ile 40 metrekarelik alan cilalanabildiğine göre zeminin tamamının cilalanabilmesi için en az kaç kutu cila gerekir? Şimdi şu açılar dik arkadaşlar. Bunları kullanabilmek için KLM'yi birleştirdim. Şekli iki tane dik üçgene çevirdim. Alan KLM 20 kök 2 çarpı 15 kök 2 bölü 2'den 20 çarpı 15 300 metrekare. Alan KNM 24 kök 2 çarpı 7 kök 2 bölü 2'den 24 çarpı 7 168 metrekare. Toplam 468 metrekare olur. Bir kutu cila ile 40 metrekare boyanıyor. 468'i 40'a bölersem arkadaşlar, şöyle bir kenarda bölsek daha güzel olacak. Bir kez. Bir kez var. Şimdi 11 tam kutu lazım. Bir de 28'i boyamak için yine bir kutu daha lazım. Sonuçta 11 kutuyla tamamen boyamış olamayacağım. O yüzden 11 artı 1'den 12 kutu cila ile bu işi halledebilirim. Doğru cevap D seçeneğidir. Kenar uzunlukları karekök 150 cm ve karekök 600 cm olan dikdörtgen şeklindeki oyun hamuru şekil 1'de verilmiştir. Bu oyun hamuru merdane yardımı ile kenar uzunlukları karekök 24 cm uzatılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen biçiminde bir hamur elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki oyun hamurunun alanı şekil 1'deki oyun hamurunun alanından kaç santimetre kare fazladır? Şimdi sevgili arkadaşlar, karekök 150 25 çarpı 6'dan 5 kök 6, karekök 600 100 çarpı 6'dan 10 kök 6, karekök 24 de 4 çarpı 6'dan 2 kök 6'dır. Şimdi başlangıçta 5 kök 6'ya 10 kök 6 olan uzunluklar, üzerine 2 kök 6 eklersek 7 kök 6'ya 12 kök 6'ya çıkar. Birincinin alanı 5 kök 6 çarpı 10 kök 6'dan 50 çarpı 6 eşittir 300 santimetre kare. İkincinin alanı 7 kök 6 çarpı 12 kök 6'dan 84 çarpı 6 eşittir 504 santimetre karedir. Aradaki fark 504'ten 300'ü çıkarırsak 204 santimetre karedir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda 1 ve 2 numaralı dikdörtgenlerin alanları birbirine eşit ve karekök 200 santimetre karedir. Verilen bu dikdörtgenlerden bir numaralı dikdörtgenin uzun kenarı ile iki numaralı dikdörtgenin kısa kenarı bir doğru boyunca aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Buna göre bu birleştirmede kaç tane iki numaralı dikdörtgen şekil kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar, alanları eşit ve kök 200'müş. Ben buraya A dersem A çarpı kök 10 eşittir kök 200. 100 çarpı 2'den 10 kök 2 yapar. Arkadaşlar, bunu kök 10'a bölelim. Burası 10. Hatta bunu kök 200 yazalım isterseniz daha kolay olsun. Bölü kök 10. Kök içinde 200 bölü 10'dan kök 20, yani 2 kök 5 olur. Şimdi şunlar sadeleşmişti. Buraya da B diyorum. 2 kök 10 çarpı b eşittir kök 200. B eşittir kök 200 bölü 2 kök 10. Kök 200 bölü, bunu içeriye atarsam 4 olarak geçer. Kök 40 olur. Kök içinde 200 bölü 40. B de kök 5 oldu arkadaşlar. Yani burası 2 kök 5, burası kök 5. 3125'te arkadaşlar,
625 çarpı 5'tir. 625 de 25'in karesi. O zaman bu 25 kök 5 yaptı. Şimdi bu kök 5, bu 2 kök 5. Bu şekilde gruplandırırsam şurası 3 kök 5 yapar. Böyle böyle 8 tane olsa arkadaşlar 8 çarpı 3 kök 5'ten 24 kök 5. Bir tane de burada ayrı geliyor kök 5 sonunda. 1 kök 5 daha buna eklersem 25 kök 5 oluyor. Şimdi 8 tane bu gruptan 8 tane 2 numaralı parça var. En sonunda bir tane daha ekledik. Toplam 9 tane olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Kare şeklindeki boş bir panoya kare şeklinde iki kırmızı ve bir mavi eşcam köşegenleri panonun köşegeni ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Panoda camların dışında kalan bölge alanı 108 santimetre karedir. Camın üst üste geldiği mor renkli bölgelerin her biri alanı 2 santimetre kare olan karesel bölgedir. Buna göre panonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bu alanlar 2. Karesel olduğuna göre kenarları kök 2 demek. Şuraya da A diyorum. Bunlar eş olduğuna göre bu da A, bu da A oldu. Şimdi burası A artı kök 2. Burası A, burası A. O zaman bu büyük karenin kenarı 3A artı kök 2 olur. Şimdi büyük karenin alanı 3A artı kök 2'nin karesi eksi arkadaşlar. Şimdi bir tanesinin alanı A artı kök 2'nin karesi. Bundan 3 tane var. Çarpı 3. Yalnız bu kesiştikleri bölgeleri fazladan hesaplamış oluyoruz. 3 kez saymış oluyoruz. 2 kez çıkarmam gerekir. Eksi 4 dedim. Eşittir. Aradaki boşluğun alanı 108'miş arkadaşlar. Şimdi birincinin karesi 9a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 6 kök 2a artı ikincinin karesi 2 eksi burası a kare artı 2 kök 2a artı 2. 3 ile çarparsam 3 a kare artı 6 kök 2a artı 6 eksi 4 eşittir 108. Şimdi 108 eşittir 9 a kare artı 6 kök 2a artı 2 eksi 3 a kare eksi 6 kök 2a eksi 2 olur. Şimdi şunlar gitti. Şunlar gitti. 108 eşittir 6 a kare. A kare eşittir 108 bölü 6'dan 18. A eşittir 3 kök 2 olur. Panonun çevre uzunluğu diyor arkadaşlar. Şimdi bir kenarı 3a artı kök 2 idi. 3 çarpı 3 kök 2 artı kök 2 9 10 kök 2. Dört kenarı var. Hepsi birbirine eşit. Ne yapar? 40 kök 2 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Üç özdeş ikizkenar yamuk herhangi ikisinin birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Oluşan şekildeki büyük üçgenin bir kenar uzunluğu kök 180 santimetre, küçük üçgenin çevre uzunluğu kök 405 santimetredir. Buna göre bu ikizkenar yamuklardan birinin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi kök 180 36 çarpı 5 olduğundan 6 kök 5'tir. Şimdi şurası kök 5 zaten. Bu 6 kök 5. Demek ki burası 5 kök 5'miş arkadaşlar. Şu uzun kenarı 5 kök 5'miş. Şimdi burası kök 5. İçerideki küçük üçgenin çevre uzunluğu kök 405. O da 81 çarpı 5'ten 9 kök 5 yapar. O zaman burası 3 kök 5, burası 3 kök 5, burası 3 kök 5 olur. Şimdi şurası da kök 5, o zaman burası 4 kök 5 oldu bakın kısa kenarı. O halde bir tanesinin çevresini soruyordu bize. Kök 5 artı 5 kök 5 artı kök
5 artı 4 kök 5. Toplam 5, 6, 10, 11 kök 5 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Alanı 450 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıdın şekil 1'deki gibi kök 18 santimetrelik kısmı sol kenarından ok yönünde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'deki gibi kök 50 santimetrelik kısmı ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şekil 2'deki kağıdın çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar kök 18, 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2, kök 50, 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2, kök 450, 225 çarpı 2 olduğu için 15 kök 2'dir. Şimdi burası 15 kök 2. Şimdi bunun 3 kök 2'sini katlarsak buraya 12 kök 2 kalır. Burası değişmedi. Daha 3. şekle geçmiyorum çünkü. 15 kök 2. Bunun çevresi isteniyor. Şekil 2'nin çevresi. 12 kök 2 artı 15 kök 2'den ikişer tane var. 27, 54 kök 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Alanı 450 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıdın şekil 1'deki gibi kök 18 santimetrelik kısmı sol kenarından ok yönünde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'deki gibi kök 50 santimetrelik kısmı ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şekil 3'teki kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar kök 18, 3 kök 2, kök 50, şimdi bu 9 çarpı 2, bu 25 çarpı 2'den 5 kök 2, kök 450 de 225 çarpı 2'den 15 kök 2'dir. Şimdi burası 15 kök 2. 3 kök 2'yi içeriye katladık. Burası 12 kök 2 oldu. Burası 12 kök 2. Burası 15 kök 2. 5 kök 2'yi içeriye katladık. Buraya 10 kök 2 kaldı. Bizden bir yüzünün alanı isteniyor. Şekil 3'ün. Alan 3 diyelim. 12 kök 2 çarpı 10 kök 2'den 120 çarpı 2 eşittir 240 santimetre kare yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.